Bu adamın adeti böyledir. Kendine kul köle alet olmayanları çekemez. Ve bunlara düşman kesilir. Kini de sönmez bir kindir. Fırsatını bulursa yok eder. Nitekim Halide Edip Adıvar'la Mustafa Kemal arasında geçen şu konuşmadan da onun yönetimde tek söz sahibi olmak istediğini ve hiçbir eleştiriye tahammülü olmadığını anlamaktayız. Mustafa Kemal adıvara üç cümleyle isteklerini bildirirken kararlıdır. Herkes benim verdiğim emri yapmalıdır. Hiçbir eleştiri, hiçbir fikir istemiyorum. Yalnız emirlerimin yerine getirilmesini. Benim emrime daima itaat edeceksiniz. Mustafa Kemal'in istediğini tehditle isteyeceğini bilen halide edip bu konuşmadan kudret tartışmasıyla ayrılır. Mustafa Kemal'in Halide Edip Adıvar'a söylediklerinden de anlaşıldığı gibi Mustafa Kemal kesinlikle kendisine itaat edilmesini ve hiçbir itiraz, eleştiri, muhalefet istemediğini belirtiyordu. Ve Mustafa Kemal çeşitli desiseler oyunlarla birinci meclisi feshetti. Mustafa Kemal'de olan tek adamlık arzusu ve muhalefet istemeyen tavrın bir sonucuydu bu. Kemalist dikta rejimini başlatmak için birinci meclis feshediliyordu. Fesih nedenlerinden biri de Birinci Meclis'in Lozan'a ciddi bir şekilde muhalefetiydi. İkinci Meclis ise Kemalistlerden oluşturulmuştur. Yazar Mehmet Altan bu konuyla ilgili şunları söylemektedir. O dönem içinde Kemalist dikta rejimi başlatmak için Birinci Meclis feshediliyor. Çünkü ondan sonra antidemokratik, Kemalist olmayan kimseler katılmıyor. Yeni dönem başlıyor. Fesin etkenlerinden biri olarak da Lozan sürecine bakmak lazım. Lozan meselesine birinci meclis ciddi muhalefet ediyor. Lozan'ı içine sindiremiyor. Daha iyi bir anlaşma bekliyor. Kemalist olmayan hiçbir kimse ikinci meclise alınmamıştır. Birinci meclisteki ikinci grup tamamıyla tasfiye edilmiştir. Mustafa Kemal'in kesin kes egemenliğini onaylayan, yani kurulu kuvvetler ayrılığını değil, tek bir liderin hakimiyetini onaylayan kişiler getirilmiştir ikinci meclise. Rıza Nur ise bu durumu şöyle özetlemekteydi. Şimdi meclis demek şu demek oldu. Bir sürü kuklanın ipleri Mustafa Kemal'in elinde. İstediği gibi bunları oynatıyor, sonunda da istediği gibi ipleri çekiyor. Hadi kolları yukarı kalkıyor. Bu suretle en büyük kanunları bir saate çıkarıyorlar. Mesela koca kanuni medeni böyle olmuştur. Mebusların nutukları şu sözlerden ibaret kaldı. Evet efendim. Keramet efendim. Baş üstüne. Kabul. Hükümet bir şey istiyor, derhal bir iki maddeyi kanuniye yapıp meclise yolluyor. Mebuslar da derhal kabul diyorlar. Oluyor kanun. peş peşe girişilen darbelerle Mustafa Kemal ülkede tek otoriter haline gelmişti. Muhalifler yapılan baskı ve dayatmaların karşısında yapılanları seyretmek durumunda kalmışlardı. İtiraz edebilenlerse ya faili meçhul cinayetler ya da istiklal mahkemeleriyle etkisiz hale getirilmişti. Muhalifler çeşitli usullerle yok edilerek Hitler, Mussolini ve Stalin'i aratır bir metotla yeni bir rejim kurulacaktı muhaliflerin ve İslam taraftarlarının yoğun olduğu birinci meclis bir darbeyle kapatılmıştı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla ise kişiye bağlı iktidar sona ermeyip sadece isim değiştirmiş oldu. Meclis artık bir takım ayak oyunları ve zorbalıklarla tek parti ve dolayısıyla tek adamın eline geçmişti. Padişahın yerini alan şefler en az padişahlar kadar kendi kişiliklerinin önemini vurguladılar. Tek partili dönem boyunca şeflerin emir ve direktifleri anayasanın ve tüm yasaların üzerinde görüldü. Şeflerin ülkenin kaderini tek başına ellerinde tutan, sınırsız yetkilerle donatılmış üstün kişilikler olduğu kabul edilmişti padişahlığı ve saltanatı aratırcasına ebedi şeflik, milli şeflik gibi diktatörlüğe dayanan baskıcı, dayatmacı ve tek iradenin egemen olduğu bir rejim oluşturulmuştu. Zihinler alabora edilmiş, ülke tam bir korku cumhuriyetine dönüştürülmüştü. Geçmişe ait olan her şey kötü, yeni yapılanlar ise iyi olarak değerlendirilmişti. Orduyu ve meclisi tamamen hakimiyetini alan Mustafa Kemal ve Cuntası ülkede acımasızca terör estirdi. Mustafa Kemal İzmir'de bir nutuk vermiş. Diyor ki, Hedefimize varmak için kanunlarımız müsait değilse tadil eder, yeniden yaparız. En nihayet lüzum ve mecburiyet görürsek bu yolda her şeyin fevkine çıkarız. Aferin, kendisini, devrini ne iyi izah etmiş. Söylemeye lüzum yoktu. Zaten bugüne kadar hep yaptığı bunlardır. Kanun onun oyuncağıdır. Kanun onun keyfine, hırsına, intikam hissine göre değişir durur. Ne ala, ne ala devlet. Kanun ve millet oyuncağıdır. Bu sözün halası sade keyfim hüküm sürer demektir. Seni zalim. Hele sonu o demektir ki sıkışırsam kanun da tanımam, çalarım, asarım, keserim. ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Devam edeceğiz. Mustafa Kemal ve çetesinin Cumhuriyetin ilanından sonra yaptıkları ilk işse halifeliği kaldırmak olmuştu. Halife ve hilafete bu kadar övgüden sonra 3 Mart 1924 günü halifelik niçin kaldırılmıştı? Halifelik başta İngiltere istemediği için kaldırılmıştır. İngiltere çok sayıda İslam ülkesini sömürgesi altına almıştı. Fakat bütün İslam dünyası manen İstanbul'daki halifeye bağlı olduğu için o topraklarda hakimiyetini tam manasıyla kuramıyordu. Bu yüzden önünde en büyük engel olarak hilafeti görüyordu. İngiltere hilafeti yok etmek, İslam alemini çaresiz bırakmak istiyordu. İngiltere hilafeti halkın eliyle kaldırmak istiyordu. Çünkü eğer kendileri kaldırmaya kalkışırsa, sömürgelerinde çıkacak büyük ayaklanmalar İngiltere'yi korkutuyordu. Bu yüzden işbirlikçi birilerini arıyorlardı. Batı tarzı yaşama ve İngiltere büyük hayranlık duyan Mustafa Kemal, onların aradığı adamdı ve Lozan Konferansı İngiltere için iyi bir fırsat doğurmuştu. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce imzalanan Lozan Antlaşması'nın resmi maddelerinin dışında gizli maddeleri de vardı. Bu antlaşma başta hilafetin kaldırılması olmak üzere bütün inkılap hamlelerini de içine almaktaydı. İngiliz devlet adamı Lord Curzon'un mecliste yaptığı konuşması bunu doğrulamaktadır. Lozan Antlaşması'ndan sonra İngiltere Avam Kamerası'nda Türklerin istiklalini niçin tanıdınız diye yükselen itirazlara Lord Curzon'un verdiği cevap aynen şudur. İşte asıl bundan sonra Türkler bir daha eski satvet ve şevketlerine kavuşamayacaklardır. Zira biz onları maneviyat ve ruh cephelerinden öldürmüş bulunuyoruz. Bu çerçevede Mustafa Kemal ve çetesinin Batılılarla ortaklaşa verdikleri karar, Türk milletini İslamiyet açısından öldürmek kararıdır. Artık bunun üzerine her şey apaçık anlaşılıyor değil mi? Bir başka kaynakaysa şu bilgi yer almaktadır. Türk Cumhuriyetçileri, Müslüman uyrukları olan herhangi bir gayrimüslim devlet için her zaman güçlükler çıkartacak bir kurumu, hilafeti ortadan kaldırmakla, Britanya İmparatorluğu'na olağanüstü bir iyilik yapmıştır. Evet, Batı'ya bundan daha büyük bir yardım ve uşaklık yapılamazdı herhalde. Hatta İngilizler, Mustafa Kemal'in uşaklığından o kadar memnun kalmışlardı ki, ülkelerinin en büyük nişanı olan Dizbağ nişanını Mustafa Kemal'e layık görmüşlerdi. Mustafa Kemal'e İngiltere tarafından dizbağı nişanı verilmek istendiğini öğrenen İsmet İnönü'nün ''İyi ama bunu size ne münasebetle vereceklermiş?'' sorusuna Mustafa Kemal'in verdiği cevap aynen şöyleydi. ''Bunu herkesten ziyade sizin bilmeniz lazım gelir. İngiliz milleti beni sever de ondan.'' Evet, İngiliz milleti beni sever. Cevap gayet açık. İşte gerçekte sadece işbirlikçi bir İngiliz kuklası olan bu adam, halka laik rejim tarafından kahraman ve kurtarıcı olarak tanıtılmaktadır. Zaten Kurtuluş Savaşı olarak adlandırılan dönem boyunca Mustafa Kemal'in İngilizlerle, İngilizlerin de Mustafa Kemal'le çatışmaktan son derece kaçındıkları görülmektedir. Mustafa Kemal'in gayesi hayran olduğu İngiltere gibi batılı bir devlet oluşturmaktı ve bunun farkında olan İngilizler bu işbirlikçi hainle iyi anlaştılar. Mustafa Kemal diktatörlüğü boyunca son derece acımasız bir siyaset izledi. Aslında Mustafa Kemal ileride iktidarı ele geçirirse neler yapacağının sinyalini yıllar önce vermişti. Atatürk ansiklopedisinde de yer alan bilgiye göre Mustafa Kemal ileride iktidarı aldığında yapacağı ilk icraatın ne olduğunu soran arkadaşlarına şu cevabı vermekteydi. İlk yapacağım icraat, bu millet ve devletin bu hale gelmesinde en büyük sorumluluğu taşıyan yobazları, sarıklı softaları, sarıklarından yakalayıp, ibret alem için sokaklarda dizi dizi asmak olacaktır. Gerçekten Mustafa Kemal, iktidarı tamamen ele aldığında, birçok insanı astı, kimini de vurdurttu. Öldürülenlerin çoğu yaptığı inkılaplara karşı çıkan dindar insanlar olmuştur, Diğer öldürttükleri ise kendisine muhalefet etmeye kalkışanlardı. İsterse bu kişiler arkadaşı olsun hiç fark etmezdi, kafasına estiğini öldürtürdü. Mustafa Kemal bir Fransız muharririne beyanatta bulunmuş. Demiş ki, benim şakam yoktur. Şimdi beraber yemek yediğim en iyi arkadaşımı sofradan daracına yollarım. Fransız bunu burada neşretti. Sahi böyle yapar. Kendi ağzıyla kendini çok güzel tasvir etmiş. Ancak böyle bir adam müthiş bir ucubedir. Dehşetli söz. Bari şunu sakla. Bir ecnebi gazeteciye söylemekte müthiş şey. Pervasız, hayasız zalim. Sana bakınca insan Nemrud'a, Haccac-ı Zalim'e, Firavun'a bin rahmet okursa haklı.'' Diktatör Mustafa Kemal, iktidarı boyunca Batılılara söz verdiği inkılapları gerçekleştirdi. Bunları yaparken de kimseye acımadı, astı, kesti. Artık numaradan dua eden Mustafa Kemal gitmiş, yerine adeta Kont Drakula gelmişti. Ruhunun karanlığı Mustafa Kemal'in simasına iyice yerleşmişti. Medreseleri kapattı, millete şapka ve batı tarzı kıyafetleri dayattı, Arapça harfleri kaldırttı, kadınların açılıp saçılmasını sağladı ve tam da bir batı uşağına yaraşan daha bunlar gibi birçok icatlarda bulundu. Batı'nın her göz kırpmasında zevkten deliye dönen ve insanların kılı kıyafet ve görünüşünü değiştirmekle medeni olacağını zanneden bu zalim idare bir taraftan ülkenin her türlü zenginliğini miras yedi mantığıyla çarçur ederken diğer taraftan da ülkeyi batı emperyalizmine teslim etmenin altyapısını hazırlamıştır çetenin bu konudaki öncü icraatlarından biri kılık kıyafet devrimi olmuştu. Bu boy boy komik şapkalar halka dayatıldı. Bunlarla ve penguen kılığına girmekle sanki ülke gelişecekti. Özellikle şapka inkılabı sadece Yahudilerin cebinin dolmasını sağlamıştı. İktisadi müthiş bir zarar. Milyonlarca lira harici aktı gitti. Bundan da Yahudiler istifade ettiler. İtalya ve Fransa'da mevcut yeni ve eski şapkaları milyonla memlekete soktular. 2-3 frank kıymeti olan bu şapkalar en aşağı 10 liraya yani 120 franka satıldı. Bunların çoğu zımpara kağıdıyla temizlenmiş şapkalardı. Bugün bu adamlar Mustafa Kemal ve İsmet harice para gitmemesi ve iktisat edilmesi zarureti karşısında çırpınıyorlar. Peki bunu beş yıl evvel düşünüp bu milyonları gidermeseydiniz ya? Yapılan reformlarla İslam'a saldırılıyordu. Ülkede her sahada terör estiriliyor, tam bir despot yönetim ve diktatörlük hakim oluyordu. Bu komik şapkalar uğrunda insanlar bile asılıyordu. İlk kuruluş amacı ordudan firar edenleri cezalandırmak olan istiklal mahkemeleri daha sonraları Mustafa Kemal'in saçma sapan inkılapları uğrunda kullanıldı.